Bizlere ev sahipliği yaptığınız için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce videosunu da izlemiş olduğunuz fabrikamız Tarsus'ta. Fabrikanın üstten görünümünü görüyorsunuz. 80 bin metrekare kapalı, 310 bin metrekare açık alana sahip bir tesis. Altyapısı modern bir altyapıya sahiptir. Her ne kadar biz otomotiv sektöründe üst yapı tarafına hizmet etmek üzere kurulmuş olsak da ilerleyen dönemlerde kapasitenin farklı araç üretim ve imalatlarında da kullanılabilmesini sağlamak amacıyla yatırımı bu şekilde yönlendirmiş ve planlamıştık. Aslında bugünkü konu başlığımızda da biraz yakından ilintili. Mersin-Tarsus bölgesi de ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin yeni bir lojistik üssü olma noktasında ciddi yatırımlar içerisindedir. Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük ikinci limanlarından biridir. İstanbul hub olma, network olma konusunda artık ülke ekonomisinin yükünü taşımakta biraz zorlanıyor. Türkiye olarak da pazar paylarımızı Orta Doğu, Afrika, Kuzey Afrika ve Uzak Asya'ya doğru yeniden gözden geçirip planladığımızda lokasyon ve konum olarak da güzel bir avantaja sahip Tarsus. Kısaca şeyden bahsedecek olursam, Koluman'dan bahsedecek olursam, biz bir holding şirketiyiz. 65 yılında kuruldu. Neredeyse 60. yılına gelmek üzere. Koluman, Mercedes-Benz Türk'te aynı zamanda ortaktır. Mercedes-Benz Türk'te en büyük hisse ortağına sahip olan kuruluşlardan biridir. Tabii Mercedes, Türkiye'de hem otobüs ve kamyon imalatında hem de hafif ticari araç ve binek araç kapsamında faaliyetlerini Mercedes-Benz Türk çatısı altında sürdürmektedir. Geçtiğimiz sene kuruluşunu ikiye böldüler. Otobüs, kamyon ve binek araç tarafını ayırdılar. Koluman'ın en büyük değerlerinden de biridir. Genellikle Koluman denilince akla hep Mercedes geliyor. Mercedes'in Koluman'a ortak olduğu düşünülüyor. Aslında burada tersi bir durum var. %100 Türk sermayeli bir kuruluştur Koluman Holding. En büyük kuruluşlarımızdan biri Koluman Motorlu Araçlardır. Bu bir bayi organizasyonudur. Araçların satış ve servisinin yapıldığı alandır. Koluman Otomotiv ise üretim yapan şirketimizdir. Holding bünyesinde 1600'ü aşan çalışan sayımız bulunmaktadır. Tabii biz faaliyetlerimizi yürütür ve planlarken aynı zamanda dünyanın pek çok farklı ülkesinde de yatırımlar yapmıştık. Bunlardan biri de Rusya'ydı. Koluman Rus şirketimiz Kamaz'ın da üretiminin gerçekleştirildiği Tataristan Çenli'de bir fabrikamız var. Aynı zamanda Moskova'da da bir servis workshop'ımız var. Yaklaşık 40 bin metrekare alana sahip. Bu alanda çalışma yürüttüğünüzde sigortacılık hizmetleri sağlayan şirketlerinizin olması size büyük bir avantaj sağlıyor. Haricinde bir oto kiralama şirketimiz var. %20 Alman ortaklığıyla kurduğumuz bir şirket. Genelde araç kiralamaları binek ve hafif ticari araçlar üzerindedir. Ama biz bu şirketimizde sektörlerin ihtiyaç duyabileceği ticari araçların kiralama faaliyetlerini yürütüyoruz. Onun haricinde Koluman Monde motorlu araçlar şirketimiz var. Peugeot'un bayilerinden biriyiz ve DS Otomotiv'in de Türkiye distribütörlerindeniz. Holding 65 yılında kurulmuştu. 84 yılında Mercedes-Benz Türk'le ortaklığı başlıyor. Belki de bugüne kadar attığımız en güzel ve olumlu adımlardan biridir. Biliyorsunuz Mercedes Türkiye'de, İstanbul'da, Hoşdere'de otobüs üretimi gerçekleştiriyor. 5000 adetlik bir üretim var. Bu üretimin büyük bir kısmını da ihraç etmektedir. Aynı zamanda Aksaray'da da 34 bin araçlık kapasiteye sahip bir kamyon üretim fabrikası bulunmaktadır. Tabii kurucumuz rahmetli Koluman hep şunu söylerdi. Mercedes'in bayiliğini yapıyor olmak çok da zor değil.
daha fazla katma değere sahip olan faaliyetlerin içerisinde yer almayı arzu ediyorum. Bu değer yaratma yöntemlerinden biri kendisi için hazır Aksaray'da yanı başımızda bir kamyon fabrikası varken her kamyon veya çekicinin tamamlayıcı bir üst yapıya, ürüne ihtiyacı var. Bu sebeple 99 yılında üretim faaliyetlerine başladık. Ürün gamını da çeşitlendirmeye başladık o tarihten itibaren. İnşaat sektöründe alanında beton pompasıyla üretim ve montaj faaliyetlerini yürütmeye başladık. Üst yapı tarafında özellikle ana ürünümüz treylerdir. Treylerde de ihracat faaliyetlerini yürüttük. 2008 yılından beri de Daimler'in, Mercedes-Benz'in onaylı üst yapıcısıyız. 2010 yılında faaliyetlerimize Koluman markasıyla devam etme kararı aldık. 2015'te 50. yılımız kutlandı. Koluman Rus açıldı ve yeni fabrikamızın da inşaatına başladık. Eskiden 20 bin metrekare kapalı alana sahipken bunu 4'e katlayıp 80 bin metrekareye çıkardık. 2016 yılında Mersin'in ilk ARGE merkezi olma şansına sahip olduk. Aslında o bölgeye yakından bakacak olursanız TEMSA Adana tarafında, Koluman'da, Mersin tarafında Güzide sanayi şirketlerinden biridir. Kendileri de Adana'nın ilk ARGE merkeziydi. Koluman Almanya'yı kurduk. Buradaki amacımız da şuydu. İlerleyen dönemlerde Avrupa'ya ihracat yapma durumu söz konusu olursa geliştirdiğimiz, tasarladığımız ürünlerin altyapısında ne tür değişiklikler yapmalıyız ve satış servis organizasyonumuzu nasıl kurmalıyız? 2018 yılında yeni fabrikamızın operasyonlarına başlattık ki aynı dönem aslında büyük bir ekonomik krizin de gerçekleştiği, yaşandığı bir dönemdi. Orada ürün gamlarımızı çeşitlendirmeye başladık. Avrupa'nın trailer üretimindeki bir numaralı şirketi Cargo Schmitz Bull'la işbirliği anlaşması imzaladık. Onlar adına Mersin'de imalat yapıp başta Almanya olmak üzere İtalya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerine sevkiyat gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında da askeri araçlar alanında derman prototipini geliştirdik. Fabrikanın kapasitesi 15 bin adet. Yatırım esnasında 2015 ve 19 yılları arasında 70 milyon euro. Bugüne yansıtacak olursak da 100 milyon euronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirildi. Tabii kurucumuz Mersinli olduğu için o bölgede yatırım yapmayı tercih etti. Bir organize sanayi bölgesine geçebilirdi ki oranın altyapısı daha hazırdı. İstemedi bunu veya teşvik kapsamında olan farklı bölgelere de gitme imkanı vardı. Doğup büyüdüğü topraklara katkı sağlamak istemişti. Şu an otomotivde 800'e yakın çalışanımız var. Bunun da 1/4 biri beyaz yakalıdır. Beyaz yakalıların da %60'ından fazlası mühendis olarak çalışmaktadır. Bu yılın sonu itibariyle de sayımızı otomotiv tarafında 1000'e çıkartmayı hedefliyoruz. Burada görmüş olduğunuz tek bir sayfada sivil taraftaki, ticaret taraftaki ürünler yer almaktadır. Bizler trailer imalatı gerçekleştiriyoruz. Beton pompası, damper, akaryakıt tankeri, vakumlu yol süpürgeleri, kışla mücadele araçları ki aslında Tarsus'un sıcağında çok da mümkün olmamakla beraber bu alanda varız. Avrupalılarla rekabet edebilmek adına. Askeri tarafa bakacak olursak da uzun yıllardan beri aslında bu sektörün içerisindeyiz. Ama son dönemlerde etkinliğimizi ve odağımızı biraz daha arttırdık. Muhtelif araç, üst yapı ve platformları üretip bir çözüm ortağı olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Mersin firması olmamıza rağmen Ankara'da da bir yapılanmamız var. Orada ikinci ARGE merkezimizi açmayı hedefliyoruz. Şu aşamada ona yakın bir çalışanımız var Ankara'da. Hacettepe Teknokent'ten de bir kabul aldık. Yakın zamanda oraya da taşınacağız. İlerleyen dönemlerde yine Ankara'da servis altyapımızın da olduğu Aselsan, FNSS, Nurol firmalarında yer aldığı Gölbaşı lokasyonuna yakın yerde prototip bir atölye yapıp en azından tasarlamış olduğumuz ürünlerin ilk imalatlarını ve devreye almayı orada gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitelerle yakın işbirliğimiz var. Genellikle bölge üniversitelerini tercih etmeye çalışıyoruz pozitif ayrımcılık sağlamak adına.
Ama yürüttüğümüz faaliyetlerin bir kısmı aynı zamanda İstanbul'daki üniversitelerle de. Galatasaray Üniversitesi ile yakın işbirliğimiz var. Özyeğin Üniversitesi ile de keza aynı şekilde. ARGE merkezi olmak aslında devletin size sağlamış olduğu olanaklarla altyapınızı bir miktar daha yukarı çıkartıp teknoloji seviyenizi arttırmaya olanak sağlıyor. Bu fırsattan yararlanmak da bizim açımızdan oldukça verimli. Şeye bakacak olursak, derman aracına bakacak olursak, biz bu araç ailesini ve konseptini yaratırken acaba ortak bir platformda farklı araç türlerine hizmet sağlayabilir miyiz öngörüsünü aklımızın bir ucunda sürekli tutmuştuk. Ve en nihayetinde 2019 yılı itibariyle de prototip faaliyetlerini tamamlayıp belli bir noktaya geldik. Askeri tarafta çalıştığımız partnerlerimiz var. Yoğun olarak Aselsan, Roketsan'la çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Savunma Sanayi Başkanlığı'yla da bir anlaşma imzaladık. Böylece derman aracının ilk defa seri imalatı ve envantere kazandırılması konusunda da büyük bir atılım sağladık. Aklınıza gelebilecek araçla ilintili her türlü üst yapı projesinde tasarım, konfigürasyon, mühendislik aşamalarından sıfırdan imal edilip müşteriye teslim edilmesine kadarki bütün süreçlerde varız. Füze fırlatma sistemleri, bakım onarım araçları, mühimmat taşıma araçları, hava limanı pis süpürgeleri, uçak ve helikopter akaryakıt ikmal tankerleri, bunlar geçmişte gerçekleştirdiğimiz bazı muhtelif projeler. Teşekkür ediyorum. Umarım çok uzun tutmamışımdır. Şimdi isterseniz söyleşimizin ana teması olan lojistik kavramına biraz değinelim. Bu lojistik kavramı konusunda görüşleriniz. Evet. Tabii son, teşekkür ediyorum bu arada. Son süreçte pandeminin de hayatımıza girmesiyle beraber büyük önem kazanan kavramlardan biri lojistik. Tedarik zinciri, tedarik zincirindeki kırılmalar, dalgalanmalar, darboğazlar. Şu an fark etmesek bile önümüzdeki bir iki dekadans içerisinde bulunduğumuz noktaya geri dönüp baktığımızda hem ülkeler bazında hem de mikro ölçekte şirketler bazında bazı dönüm noktalarından birinin içerisinde yer alıyoruz. Önemi esasında bilinen ama atfedildiğinde, değer olarak atfedildiğinde daha fazla değil, daha az önem atfedilen bir kavramdı lojistik. Sanırım bunu yakından deneyimledik. Askeri anlamda da bakacak olursak, sonuçta siz bir takım faaliyetler yürütüyorsunuz. Bu faaliyetleri yürütürken elinizdeki her türlü kaynağı, personeli, aracı, gereci, ekipmanı, donanımı planlamak zorundasınız. Tabii bu planlama faaliyetleri, bu kaynakların tamamının üretilmesi, bir yerden başka bir yere nakledilmesi, yönlendirilmesi, taşınması kısımlarını da içermektedir. Tüm bu süreçlerin, faaliyetlerin ve sistemlerin yönetilmesini kabaca lojistik faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. Bir askeri alandan bahsediyor, savunma sanayi alanından. Burada gerek stratejik anlamda gerek karar alma mekanizmaları anlamda lojistiğin önemi nasıl öne çıkıyor veya nasıl değerlendiriyorsunuz lojistik bu anlamda? Evet, teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi diyelim ki askeri anlamda taktiksel bir karar aldınız ve birliklerinizi bir noktadan başka bir noktaya yönlendirmek istiyorsunuz. Bu yönlendirme faaliyetini büyük bir hızla ve aceleyle yapmanız gerekiyor. Sizin açınızdan bu faaliyetleri yürütmek önemlidir. Bir bakıma da derttir. Bununla birlikte tüm taktiksel veya stratejik faaliyetlerinizi yönetirken arka taraftaki kaynaklarınızı, özellikle lojistik kaynaklarınızın planlanması da en az bu kadar önemlidir ve belki de bundan daha büyük bir derttir. Esasında bunu da gözeterek, bu vesileyle biz 2010'lu yılların ortasında konsept tasarımına başladığımız ve daha sonra da tasarım ve imalat faaliyetlerini yürüttüğümüz lojistik destek araçlarının
bu derde bir nebze de olsa deva olabilmesi açısından gerçekleştirdik ki isim olarak da derman aracının ortaya çıkışının arka planı buraya dayanmaktadır. Şu bir gerçek, lojistik faaliyetlerinizi yürütme kabiliyetiniz, yeteneğiniz sizin açınızdan askeri bir güçtür. Tabii bu faaliyetleri yürütürken bunu bir de başarıyla ortaya koyacak olursanız bu durumda stratejik esneklik kazanma şansına sahipsiniz ve operasyon alanlarında da yıkıcı bir avantaj sağlama ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Evet, teşekkürler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Genel olarak şu cümleyi çok sık duyuyorum. Harpler lojistikle kazanılır veya kaybedilir. Buna katılır mısınız? Buna? Evet. Katılıyorum. Sadece harp bağlamında da değil bu arada. Ülkelerin ekonomisi açısından da değerlendirdiğimizde lojistik faaliyetlerin tamamı ekonomiyi de doğrudan etkileme kabiliyetine sahip. Tabii sizler bu faaliyetleri yürütürken ki bunlar kolay da değildir ve alanları da çok geniştir. Örnek veriyorum, sadece bir birliğin veya bir malzemenin, yedek parçanın bir noktadan başka bir noktaya taşınmasından bahsetmiyoruz. Siz aynı zamanda bunları da üretiyorsunuz. Yeri geldiğinde sahada takılı kalmış olan araçlarınızı kurtarma çabası içerisindesiniz. Veya o birliklere malzeme ikmal etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu alanda sağlamış olduğunuz katkı ve çabalar size stratejik olarak büyük bir üstünlük sağlıyor. Yakın dönemde komşu ülkelerimizden, kuzeyimizdeki komşu ülkelerimizden birinin de içinde bulunduğu duruma yakından göz atacak olursak, aslında oradaki çekişmeli ve çatışmalı durumda lojistik faaliyetlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan o mobilite, esneklik, sahanın içerisinde yer alabilme, faaliyetleri yürütürken arka planda geri kalamayıp ordularınızı besleyebilme yeteneğiniz size büyük bir avantaj sağlamaktadır. Evet, teşekkürler. Kolumana biraz da tekrar gelelim. Koluman Holding önemli dünyasında bulunduğu önemli şirketlerde elektrik için bulunduruyor ve Türkiye genelinde de bunların hemen hemen hepsi marka olmuş durumda. Koluman Holding'in savunma sanayi alanında ve askeri lojistik alanındaki pozisyonu biraz da açabilir misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. Aslında biz bu alanda uzun zamandan beri varız. Biraz önce hikayesini de kabaca anlatmaya çalıştığım şeylerden biri şuydu. Mercedes'in Türkiye'de bir kamyon fabrikası açmasının en büyük destekçilerinden biri bizim kurucularımızdan olan Mustafa Koluman'dır. Bunun arkasında da bir başarı hikayesi yatıyor. Bizler 1970'li yıllardan başlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere hem kara kuvvetlerine hem jandarmaya 10 bin adetin üzerinde Unimog aracının satışını gerçekleştirdik. Aslında Unimog aracı esasında bir tarım aracı olarak Mercedes tarafından tasarlanıp üretilmiştir. İlk defa kısmi olarak Fransız ordularının içerisinde kullanılıyor. Kendisi de bunu fark ettiğinde arazideki esnekliği ve kabiliyeti dolayısıyla silahlı kuvvetlere katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Oradan başlayarak araç satışları gerçekleşiyor. Bu araçların satışının gerçekleşmesiyle beraber elinde bulundurduğu politik güç diyelim sayesinde Türkiye'de aynı zamanda bir kamyon fabrikasının açılmasının da önünü açıyor. Bizim bilinirliğimiz askeri alanda esasında çok yok. Biraz kendimizi marka anlamda tanıtmakta geri planda kaldık.
Envanterdeki araçların pek çoğu koluman tarafından teslim edilmiş araçlardır. Hikaye olarak baktığınızda da madem araç veriyorsunuz, o zaman o aracın ihtiyaç duyacağı muhtelif üst yapıları da tasarlayıp verebilir miyiz? Fakat koluman tecrübesine veya hayat hikayesine baktığımızda asıl dönüm noktamız ve kırılma noktamız 2014 yılıdır. Aselsan'ın ana yüklenici olduğu Hisar orta menzilli savunma projesinde çözüm ortaklarından biri, ana alt çözüm ortaklarından biri olarak yer aldık. Ki belki de Türkiye'nin kritik ve stratejik kararlar verme noktasında elini taşın altına koyarak dışarıdan satın alma yerine kendi kaynaklarımızda, ülkemizde bir savunma sistemi üretme iradesi önemli bir avantaj da katmıştır, sağlamıştır. Bizim hikayemizin kırılma noktası orasıdır. Sonrasında odak noktamızı arttırdık ve Derman'ın hikayesi başladı. Şimdi Hisar'la birlikte önemli bir kırılma noktası gerçekleştirdiğinizi söylediniz ve gerçekten daha sonra Koluman'ı Derman aracıyla tanıyoruz. Derman'ın hikayesini bir anlatır mısın? Nasıl doğdu, nasıl gelişti, Derman ismi nasıl konuldu? Bunları paylaşırsan sevinirim. Tabii ki. Bazen üretim süreçleri veya tasarım faaliyetleri esnasında çok da fark etmemekle beraber onu hayata geçirdiğinizde en fazla takıldığınız noktalardan biri araçlarınıza isim bulmak. Evet. Pek çok isim seçeneği arasından biz Derman'ı seçmiştik. Belki de bir evlada isim koymak bir şey herhalde. Kolay değil. Şu an günümüzde bile evlada isim koymak kolay değil. Eskiden takvimler varmış. Takvim yapraklarından birinin arkasından en azından çok da çaba harcamadan evet. Takdiri ilahidir diyeyim. Gençlik dönemlerinde var. Önder ismi oradan gelmedir acaba? Ama biraz önce hikayesini kabaca anlattım. Lojistik destek araçları bizim ana ilgi alanlarımız içerisinde yer alıyor. Bu alanda sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda NATO üyesi diğer ülkelerin de büyük ihtiyaçlarının olduğunun farkına vardık. Operasyon sahasına adım atmaya başladığınızda siz sadece kendi birliklerinizle oraya gitmiyorsunuz. Evet, onları desteklemek, beslemek önem arz ediyor. Ama aynı zamanda ortak tatbikatlar da yürütmek durumunda kalıyorsunuz. Müttefik güçlerinizle de beraber hareket etme durumunuzdasınız. Bu çerçevede aklımızın bir ucunda hep şu vardı. Acaba tüm dünya ordularının gönül rahatlığıyla kullanabileceği altyapıya sahip, entegre lojistik destek bütünlüğü olan bir araç tasarlanabilir ve geliştirilebilir mi? Eğer bu bir tırnak içerisinde dertse, bu derde bir derman bulmak gerekiyordu. Tercih ettiğimiz isim de bu oldu. Ne zaman başladı bu macera? 2016 yılında faaliyetlerine başladık. 2017 yılından sonra da tasarım ve imalat süreçlerini yürüttük ve ilk prototipimizde 2019 senesinde İstanbul'daki İDEF fuarında görücüye çıkardık. Derman bir platform araç. Peki bu biraz önce de bahsettiğiniz Derman'la ilgili olarak Derman ailesi gelişecek mi veya nerelere evrilecek? Buna benzer başka araçlar planlar da var mı? Bununla ilgili aile çalışmaları ne durumda? Bunları da öğrenmek isteriz. Memnuniyetle tabii ki. Aslında Koluman'ın ilginç bir özelliği var. Otomotiv sektöründe üretim ve imalat faaliyetlerine ülkeye katkı sağlamak amacıyla girmiş olması dışında her türlü geliştirme faaliyetlerinde öncü olmayı da arzu etmiştir. Türkiye'deki ilk itfaiye araçlarının imalatını Avusturyalı Rosenbauer firmasıyla Koluman gerçekleştirmiştir.
Belki de o sektörden o dönemler içerisinde çıkmamış olsaydık, off-road kabiliyete sahip taktik tekerlekli araçların tasarlanıp geliştirilmesi ve üretilmesinde bir nebze de olsa daha önce başlamış olabilirdik. Yine Türkiye'deki tehlikeli taşımacılık yönetmeliğine sahip akaryakıt tankeri üretiminde, alüminyum ADR'li akaryakıt tankeri üretiminde bir ilktir. Yol süpürgesi üretiminde bir ilktir. İş makinalarında Güney Koreli Junjin firmasıyla işbirliği gerçekleştirerek Türkiye'de yerli katkısı olan faaliyetler yürütmede de bir ilktir. Biz bütün bunları tek bir pota altında erittiğimiz zaman hep şunu söylüyoruz. Varlığımızı sadece tek bir ürün veya ürün çeşidine değil, ülke ihtiyaçları ve ülke ekonomisinin gereklerine de uyacak şekilde genişletmek durumundayız. Esasında fikrin kendisine odaklandığımızda tek başına pek çok alana destek sağlıyor. Araçların sağda kaldığında bir kurtarıcıya ihtiyaç duyuyorsunuz. Sadece askeri anlamda değil, sivil anlamda da bu böyle. Dolayısıyla biz o alanda varız. Akaryakıt ikmal tankerinde varız. Çekici araç konseptiyle tankların zırhlı muharebe araçlarının taşınmasında varız. Onun haricinde ihalesini aldığımız, şurada da ufak bir maketini gördüğünüz konteyner taşıma aracında varız. Konteyner taşıma aracı önemli çünkü asker bütün faaliyetlerini, malzemelerini bir noktadan başka bir noktaya sivil araçlarla taşımaz. Konteynere ihtiyaç duyuyor ve malzemelerin dağıtımı da ana lojistik üstlerinden, merkezlerinden yapılıyor. Buraya da katkımız var. Vakıf kuruluşlarından bazılarıyla imza aldığımız ortak anlaşmalar var. Bazılarını dile getirmek mümkün olmamakla beraber özellikle savunma sistemlerini referans aldığımızda füze fırlatma ve taşıma yerleştirme araçları kapsamında yoğun çalışmalarımız var. 8x8'in haricinde 6x6'ya yoğunlaştık. Orada da yakın zamanda teslimatlarımız olacak. Bir kademe ötesi 4x4 araç segmentinde yer almak ve ülkenin de aslında derin dertleri ve yaralarından biri şu: kendi imkanlarımızla yürür aksama sahip bir aracın komple Türkiye'de üretilmesini istiyoruz. Bu çerçevede bazı firmalarımızın geliştirdiği yerli motor ve şanzıman seçenekleri de masanın üstünde. Bizler platform ve araç üreticisi olarak bu işin içerisinde yer almaya gönüllüyüz. Belki ilerleyen dönemlerde 10x10 ve 12x12 araçlarında da yer alabiliriz. Evet, teşekkürler. Yani anladığım kadarıyla Koluman savunma sanayinin yerleşmesi ve millileşmesi için taşın altına elini koymuş ve çok geniş ürün gamıyla da bu çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Şimdi ben tabi burası mühendisler ve mühendis adaylarının arasında bir hukuki olarak Fransız kaldığı bazı konular olabilir. Mesela çok merak ettiğim bu balistik deniliyor. İşte mayın koruması okumak. Bu konularda da biraz konu açarsanız teknik anlamda evet, çok faydalı olur diye düşünüyorum. Aslında yabancılık çekmemeniz lazım. Boğaziçi'nin tarihinde Fransız kalmak çok da şey değildir diye tahmin ediyorum. Türkiye önemli bir güce sahip, NATO üyesi bir ülke olmakla beraber aynı zamanda NATO'nun da en büyük güçlerinden de biridir. Tabii NATO'nun geliştirdiği bazı standartlar var. Bu standartlardan biri de balistik koruma standartıdır. Nihai amaç özellikle mürettebatın operasyon alanlarında korunmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. Tabii bu mürettebatla da sınırlı kalmıyor. Bazen aracın kritik donanımlarını da korumak durumunda kalabiliyorsunuz. Veya tehlikeli alanlara girdiğiniz zaman mayına karşı da koruma sağlayabiliyorsunuz. Bunların seviyesi değişiklik göstermekle beraber esasında mühendislik disiplininin rahatlıkla kalem oynatabileceği güzel alanlardan biridir. Hem analiz faaliyetleri, doğrulama faaliyetleri tarafında hem de ihtiyaçları daha hafif karşılamaya yönelik geliştirme faaliyetleri kapsamında. Çünkü askerlerin platform ihtiyaçları günden güne artmaya başladı.
Dolayısıyla faydalı yükünüzü arttırmanız gerekiyor. Bu çerçevede daha hafif tasarımlarla balistik koruma sağlamak önemli bir etmen. Bazen yakıt deposunu da balistik anlamda korumak isteyebilirsiniz. Dünyası biraz derin olmakla beraber ifade ettiğim gibi ana amaç mürettebatı korumak. Balistikler korumak önemli aslında. Askeri balistik anlamında korumaların bağlanması araçların belirli bir bakımda. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi yerleştirme diyoruz. Korumanın da bu konuda edeplerinden bahsettiniz. Peki şu ana kadar koruma yerleştirme anlamında ne tür ilkleri gerçekleştirdi veya ithalatı önleyici somut olarak neler yaptı? Bu konuda da biraz konuşursak iyi olur diye düşünüyorum. Hem ticari anlamda hem de askeri anlamda sağladığımız katkılar var. Biraz önce şakayla karışık şunu söylemiştim. Tarsus'un sıcağından kışla mücadele aracı üretme cesareti gösteren ilginç firmalardan da biriyiz. Tabii bu alanda Norveç kuzey ülkelerinin, Danimarka'nın, Almanya'nın ön planda olduğunu görüyoruz. Buna rağmen biz TÜBİTAK'ın da desteğini alarak hiç çekinmeden kışla mücadele araçlarını geliştirdik. Yerli imkanlarla geliştirilmiş bir araçtır. Yine Aselsan'la beraber yürütmüş olduğumuz Hisar savunma... Şöyle, süpürgelerimizden birini İGA İstanbul Havalimanı'na verdik. Orada çalışmalarını yürütüyor. Kışla mücadele bu havalimanı pis süpürme araçları tarafında da Kars'ta, Erzurum'da ve yine İstanbul Havalimanı'nda denendi. Soğuk yerlerde ama biz bazen bazı konularda şanssız da olabiliyoruz. Tam aracı denemek için kar yağışının yoğun olduğu alanlara gitmeye çalışırken kar yağışı duruyor. Ama en nihayetinde şunu da yaptık. Rusya'da araçlarımızı gönderdik. Oranın iklim şartlarına uygun olarak çalışsın diye. Tek beklediğimiz şey devletin yeni ihalelerde yerli alımını destekleyerek üreticiye teveccüh göstermesi. Hisar tarafında da ufak bir katkı yapayım. Orada elektromekanik bir düzleme sistemi geliştirdik. Sonuç itibariyle siz arazide bir füze fırlatma işlemi gerçekleştirdiğinizde arazi engebesine ve koşullarına göre çok düşük hassasiyetlerde düzleme operasyonunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu hassasiyetin dışında hız da önemli. Çünkü füzenin kurulması, platformun açılması, fırlatılması, toparlanıp gidilmesi tüm bu süreçlerin 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmek gerekiyor. Biz burada ARGE faaliyeti yürüterek yurt dışından alınan elektromekanik düzleme sistemini kendi kaynaklarımızda üretme başarısını gösterdik. Zafer, tabii koluma sivil basket lojistik alanında önemli üretim firma. Peki askeri alanda, savunma sanayi alanda sadece lojistik araçlarla göreceğiz kolumanda. Örneğin bir muharebe aracı ve buna benzer araçlarla da üretmek gibi bir plan var mı? Yoksa lojistik alanda mı yoğunlaşılacak? Lojistik tarafı altını çizerek de söylemek istiyorum. Bizim temel faaliyet alanlarımızdan biri olacak. Çünkü bu kapsamdaki araçların sadece Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında rahatlıkla satılıp pazarlanabilme olanağı var. Rekabetin de yoğun olarak yaşanmadığı alanlardan biri. Siz her türlü mühimmata, her türlü araca ihtiyaç duyabilirsiniz. Fakat bu araçların bir noktadan başka bir yere transferi olmazsa olmazlardan biri. O yüzden kendimizi bu konuda geliştirme ve daha ileriye taşıma hedefindeyiz. Bununla birlikte ilerleyen dönemlerde ihracat potansiyelinin de yüksek olduğu muharebe araçları alanına girmeyi arzu ediyoruz. Tasarım ve geliştirme faaliyetlerimizi de bu çerçevede genişleterek yürüyeceğiz. Bu bir mücadele, bu bir süreç. O sürecin bir noktasından başlayıp devam etmeniz ve kendinizi de geliştirip ilerletmeniz gerekiyor. Temel motivasyonumuz biz bir çözüm ortağıyız. Dolayısıyla
ana yüklenicin ihtiyaç duyduğu her türlü faaliyeti yürütme hevesindeyiz. Ki bu faaliyetlerin çoğu sıfırdan bir projeyi alıp tasarlayıp hayatın içerisine ve son kullanıcının hizmetine sunmak. Teşekkürler. Sizi anlatırken aklıma sorun geldi. İhracat deyince 2020 veya sonraki dönemler için gerek derman veya diğer ürünler adına ne tür ihracat hedefleri veya bunların önemli çalışmalar var mı? Nasıl bir vizyon öngörüyorsunuz bu konuda? Bizim ilk göz ağrımız derman. Tabii biraz önce de söyledim, bazen bazı konular avantaj sağlamakla birlikte bir takım hususlarda tatlı dezavantajlar da yaratıyor. NATO üyesi bir ülke olduğumuz için dışarıya ihracat yapmak istediğinizde karşınıza gelen temel ilk soru şu: Türk ordusuna teslimat yaptınız mı? O yüzden biz envantere aracımızı soktuktan sonra ihracat alanlarına yürümeyi planladık. Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu, Uzak Asya'da başta Endonezya, Malezya olmak üzere muhtelif ülkeler ana odak noktalarımızdan biri. Bununla beraber geliştirmiş olduğumuz araç altyapısı ve bu altyapının her türlü ülke şartları içerisinde idame ettirip sürdürülebilmesi büyük bir avantaj sağladığından dolayı Avrupa, özellikle de Orta Avrupa pazarına yönelik de çalışmalar yapmak istiyoruz. Derman ne zaman girecek? Bu yılın ilk çeyreği hayırlısıyla törenle dahil edeceğiz. Toplamda 70 tane araç 2023 senesi bitmeden envanterde olacak. Tabii 2023 aslında bazı konularda da dönüm noktası olabiliyor. Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Dolayısıyla böyle bir 100 yılda böyle bir ürünle katkı sağlamak olmak, ki zor da bir süreçtir. Çünkü silahlı kuvvetleri 3 farklı kıtada faaliyet yürütüyor. Dolayısıyla her bölgede, her alanda var. Oraya yönelik araçlar üretmek. Arkada bir tabela altta süreniz bitti diye. Evet, ben onu görmemeye çalışıyorum. Tamamlamak durumundayız. Çünkü birkaç da soru almak istiyorum. Bir son bir sorum var. Onu da çok kısa rica ediyorum size. Endüstri 4.0 ne ifade ediyor? Koluman. Evet. Aslında Koluman fabrika altyapısında muhtemelen gördünüz. Teknolojik anlamda da fiziksel altyapıya katkı sağlamayı arzu ediyor. Bunun için de yatırımlar yaptı. Fabrikamızda toplamda 8 tane robot var. Bunlardan 4 tanesi kaynak, 4 tanesi boya robotudur. Ve biz bu yatırımları 2012 yılında yapmaya başladık. Günümüz dünyasında ve teknolojisinde artık robotların robotları ürettiği çağdayız. Buraya Almanlar Endüstri 4.0 hikayesini yazarken aslında karanlık fabrika olarak ilk lanse etmişti. Oradaki amaç da şu: ışıkların yanmadığı bir fabrikanın içerisinde bütün üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini düşünün. Bu ancak ve ancak yürüttüğünüz operasyonlarda kullandığınız ekipmanların ve araç gereçlerin birbirleriyle haberleşmesiyle mümkün. Sadece haberleşmesi yetmiyor, aynı zamanda transfer ettiği bilginin bir makineden başka bir makineye geçmesine de olanak sağlamanız lazım. Bir tasarım yaptınız, aşağıda makine kesim ve büküm işlemlerini yapıyor. Sonrasındaki bir makine hiçbir müdahale gerçekleştirmeden, kurumsal kaynak planlama altyapınızı kullanarak her türlü imalat ve montaj faaliyetlerini yürütebiliyor. Bu alanlarda yer almaya da çok ısrarlı ve istekliyiz. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlarıma: teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, her zaman insan odak noktası olacaktır. Dolayısıyla insan kaynağını bu yeni gelişen durumlara adapte edebilecek şekilde yeniden biçimlendirmek durumundayız. Bizlerin aslında Tarsus'tan, Mersin'den kopup bu noktaya gelmek istememizin nedenlerinden biri de buydu. Değerli bir kaynağın, aslında belki de kaynak dememek gerekiyor, değerin
savunma sanayi gibi son zamanlarda ön plana çıkan sektörlerin içerisinde daha fazla yer almasını arzu ediyoruz.